Arkadaşlar merhaba. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin YKS TV kanalında bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat Bölümü Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Oğuz Demir hocamızla beraberiz. Genellikle haber kanallarında ağırlıklı olarak izlemiş olduğunuz hocamız bugün sizlerle beraber İktisat Bölümünü konuşacağız. İktisat Bölümünün geleceğinden bahsedeceğiz. İçerisinde hangi dersler var? Matematik ağırlıklı bir bölüm müdür? İngilizce gerekli midir? Değil midir? Bununla birlikte sizin de sormak istemiş olduğunuz soruları lütfen bizim YouTube'daki hesabımızdan, ticaret.tr hesabımızdan bize aktif olarak sorabilirsiniz. Ben de hocamıza soruları aktif olarak ileteceğim. Ve lütfen dolar ne olacak diye sormayın. O soruyu en son bütün zamanımız kalırsa ben hocamıza soracağım ki en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Hocam merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Öğrenciler dolar ne olur diye soruyor mu gerçekten? Ne kadar dolarları var ki? Hocam şu anda sadece aday öğrenciler değil, aynı zamanda gerçekten bu sorunun cevabını arayan insanlar da bizi izleyecektir diye düşünüyorum. Harika. Özellikle benim arkadaşlarımdan da sizinle beraber canlı yayında olacağımızı duyunca ben de izleyeceğim Oğuz Hoca'yı, bakalım neler söyleyecek dediler. Nasıl Harika. gidiyor hocam? Eğitimler devam ediyor mu? Evet, biz tabii 30 Mart'tan beridir, yani okullar tatil oldu, bir haftalık kısa bir hazırlık süreci geçirdik. Ondan sonra derslerimize aynen devam ediyoruz. Tabii uzaktan eğitimle devam ediyoruz. Yani bütün Türkiye'deki üniversitelerin yaptığı üzere. Üniversitemiz o konuda çok hızlı davrandı. Yani aslında uzaktan eğitimler için kullandığımız yazılımı bir anda bütün üniversitede kullanabileceğimiz şekle dönüştürdü. Tabii kolay değil. Yani ben onu şeye benzetiyorum. Hani tiyatrodan sinemaya geçiş gibi, sahnede olmak var. O sahnede işte seyirciyle birebir olmak var. Bir de bir işte beyaz perdede olmak var. Tabii ki beyaz perdede daha çok insana ulaşma şansınız oluyor ama o beyaz perdeye böyle gümbür gümbür hazırlık yapabilecek kadar bir vaktimiz olmadığı için, hani rejisi ayrı bir şey, işte onun yönetmeni ayrı, efekt yönetmeni ayrı, her şey ayrı olması gereken bir şey. Sinema çok daha kapsamlı bir iş. Ama Evet. tabii bir yandan hani işte bir kamera karşısında öğrencilerimizle fikirlerimizi öğrenmeleri gerektiğini düşündüğümüz hususları paylaşmaya çalışıyoruz. Öte tarafta da bir hayli işte ne derler, o yüz yüze birebir olduğumuz anları özlüyoruz. Dolayısıyla hani böyle tam tadını vermiyor ama biz öğrencilerin bu süreçten minimum hasarla kurtulabilmeleri. Yani burada artık her şeyi mükemmel yapabilmenin çok zor olduğu bir olağanüstü durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla minimum hasarla bu süreci atlatmak asıl amaç olmalı. Biz de işte son dönemde belki üniversitemizin internet sitesini takip eden öğrenci adayları da ya da öğrencilerimiz de görmüştür. Dünyada iki büyük uzaktan öğretim içeriği sunan web sitesi var. Biri Coursera, biri edX. Her ikisini de derslerimizde bize katkı sağlaması, yani hocalara destek materyal sunması bağlamında ücretsiz olarak öğrencilerimize sunmuş durumdayız. Dolayısıyla hani oradan da aldığımız destekle bu hasarı minimuma indirmeye çalışıyoruz. Harika. Şimdi hocam sizlerle bugün iktisat bölümünden bahsedeceğiz, biraz konuşacağız. Öncelikli olarak biraz şunu soralım. Evet, herkes bir şeyler biliyor bir şekilde. İktisat nedir dediğimizde kafalarda da bazı şeyler var. Ekonomi ve bununla ilgilenen bir bilim dalı olduğunda herkes vakıf, ama ya sizin tabirinizle, ki sizin böyle güzel tanımlarınız çok, İktisat tam olarak ne, neye hizmet eder ve yani sadece doların nereye gideceğini bilen bir bilim dalı mı? Aslında tam tersi, doların nereye gideceğini tahmin etmek bizim yapamadığımız işlerin başında geliyor, gördüğünüz üzere. Yani sürekli tahminler. Yani aslında çok güzel bir lafı vardı. Bizde de öğretim üyeliği yapmış uzun yıllar Erdoğan Elkin hocamız söylerdi. Yani bir iktisatçı iyi tahminler yapıp ondan sonra o tahminlerin neden olmak, iyi iktisatçıysan o tahminlerin neden gerçekleşmediğini iyi açıklarsın derdi. Dolayısıyla aslında biz dünya, yani bütün bilim alanları gibi hem hayat bilimlerinde hem de sosyal bilimlerde olduğu gibi dünyanın nasıl işlediğini anlamaya çalışıyoruz kendi alanımızda. Yani iktisat biliminde insanların, ülkelerin, devletlerin, firmaların kendi içlerinde ve birbirleriyle olan ilişkilerinin iktisadi anlamda anlaşılması üzerine kurgulanmış bir şey. Aslında ne kadar önemli olduğunu bugünlerde belki biraz daha fazla anlıyoruz, yani yaptığımız işi. Sadece dolardan ibaret olmadığını da bugünlerde daha iyi anlıyoruz. Yani şöyle düşünsenize,
bir salgınla karşı karşıyayız. Bir kriz var ortada. Herkes bir taraftan sağlık kaygısı içerisinde yaşarken öte taraftan en önemli kaygı geçim oluyor. Yani ve bu özellikle şeyde hep söylerim ben, bizim gibi iktisat hocalarını eğer televizyonda çok görüyorsanız bu işlerin çok yolunda gitmediği anlamına gelir. Yani böyle bir kriz döneminde veya da başka dönemlerde de iktisatçıları televizyonda çok görüyorsanız bu buralarda sorun olduğu anlamına gelir. Nasıl deprem olduğunda hepimiz deprem profesörlerine, deprem hocalarına koşuyoruz. Ne olacak bizim halimiz diyor. Son dönemde sık sık sağlık hocalarını, tıp hocalarını ekranda görüyoruz ya da onların fikirlerine kulak uzatıyoruz. Aslında iktisadın böyle bir şeyi var. Deprem de olsa bir taraftan iktisat hocasına, yani deprem hocalarına bakıyorlar, bir de iktisat hocalarına bakıyorlar. Bu depremin etkisi ne olacak? İşte sağlık krizi oluyor. Sağlık meselesine bakıyorlar tıpçılara ama bir de iktisatçılara bakıyorlar. Çünkü bütün bu süreçleri, bütün bu meseleleri, meselelerin arkasında çalışan bir ilişki biçimi var, ekonomik ilişkiler. Ve bizim yapmaya çalıştığımız şey farklı alt alanlarda bu iktisadi ilişkilerin anlaşılmasını, ortaya çıkarılmasını ve daha iyi ortamlarda yaşanabilmesi için çözümlerin ortaya konmasını sağlamaya çalışmak. Yani bir iktisatçının yaptığı iş nedir derseniz, aslında bir iktisatçı gördüğünüz gibi her dönemde ihtiyaç duyulan, her dönemde fikirleri önemsenen ve her dönemde ne söylediğine, ne düşündüğü, ne tahmin ettiğine kulak uzatılan bir uzmanlıktan bahsediyoruz. Yani tabii ki klasik tanımı verebilirim. İşte dünyada kaynaklar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız. Dolayısıyla biz onu optimize etmeye çalışıyoruz diyebilirim. Ama yani bu bundan bir adım ileriye gidersek aslında güncel yaşadığımız yere baktığımızda hepimiz ne olursa olsun bir kulağımızı o alanda ortaya çıkan krizle ilgili uzmanlara uzatırken bir kulağımızı da iktisatçılara uzatıyoruz. Bir de tabii işin çok havalı bir tarafı da var. Yani işte az önce sizin de sorduğunuz gibi dolar ne olur sorusunu hep bize soruyorlar. Ya öyle diyelim. Yani hocam Türkiye'de... bana soracak halleri yok. Ben bunun cevabını veremem. Yani keşke sana sorsalar, bana sormasalar. Oğlum bana sorsalar yani, ben yani ilk aklıma gelen rakamı söylerim. O kadar benim için. Ben mesela şöyle cevap vereceğini tahmin ediyorum. Mesela bana sorsalar diye başladın ya cümleye. Mesela şöyle devam et. Bana sorsalar ilk Oğuz Hoca'ya sormalarını söylerdim. Ya bu daha doğru olur, evet. Yani bir yandan da böyle tabii şey. Peki. Tabii şey bir alan, yani şimdi üniversitede tercih yapacak arkadaşlar için şunu söylemeliyim. Yani tahmin yapmak ya da ilişkiler, bu ilişkileri analiz edebilmek aslında bugün dünyada en çok öncelikli becerilerden biriyle ilgili, analitik beceriler. Yani işte iş ilanlarına bugün bakarsınız, şunu görürsünüz, derler ki işte analitik becerileri yüksek, analiz yapabilen, işte analiz yapmanın araçları var, o araçları iyi kullanabilen. Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız şey üniversitede şu an o 4 yıllık eğitim boyunca öğrencilerimize mümkün mertebe analitik olmanın yolunu açabilmek ve o analiz araçlarını iyi kullanabilmelerinin önünü açmak. Çünkü içinde bulunduğumuz dünya çok kompleks, çok karmaşık. Bütün ilişkiler birbirinin içerisinde ve buradan bir analiz çıkarabilmek için gelişmiş teknolojik araçlar var. Bunları iyi kullanmak gerekiyor. Peki, çok teşekkür ederim. Hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde biraz iktisat bölümü hakkında bilgi verir misiniz? Yani daha doğrusu İngilizce iktisat var, Türkçe iktisat var, Sütlüce yerleşkesinde olan bir bölüm. Çok doğru. Peki, o zaman şunu birazcık konuşalım. Bu bölümün içerisindeki müfredat nedir? İngilizce iktisat mı okumalı, Türkçe iktisat mı okumalı, İngilizce gerekli mi? Ve bir sorunuz, bir cevap daha isteyeceğim sizden. Bu işin içerisinde matematik ne kadar ve bu anlamda eşit ağırlıkçı olup ama ben matematiği çok istemiyorum diyen öğrencilerin bu konuda bir endişeleri var. Bu konuda da bir cevap verirsiniz. Şimdi bir kere bizim üniversitede en güçlü taraflarımızdan biri şu, çok iyi bir öğretim üyesi kadromuz var bizim. Yani sahayı çok iyi tanımış, sahada çeşitli görevlerde bulunmuş ya da yurt dışında önemli işler yapmış, çok önemli bir akademisyen kadrosu var İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin ve geniş de bir kadrosu var. Yani hem Türkçe iktisat hem İngilizce iktisat bölümlerinin toplamına baktığınızda bir hayli güçlü bir kadro görüyorsunuz. Bir kere bu önemli, bunu bir kenara koyalım. Yani eski başbakan yardımcımız Sayın Nazım Ekrem bizde ders verir.
Çok bilinen hocalar vardı. Yusuf Hoca gibi, Yusuf Hoca gibi. Yani önemli isimlerin bir arada olduğu bir bölümden, iki bölümden bahsediyoruz. Biz onu hani bir bölüm olarak düşünüyoruz. Evet. Dolayısıyla ama hem Türkçe iktisat hem İngilizce iktisat toplumunda ciddi güçlü bir kadromuz var. Hem de diğer bölümlerle de çok birlikte çalışan bir alan. Çünkü hemen hemen bütün işletme fakültesi ve iktisat idari bilimler altındaki bölümlerle iktisat bölümünün bir şekilde ya giriş derslerinde ilişkisi oluyor ya ileri seviyede ilişkisi oluyor. Dolayısıyla bu bir avantaj. Dediğiniz gibi Sütlüce'deyiz. Biz merkezi, yani yerimiz gayet o açıdan güzel. Ama hepsinden daha ilerisi öğrenciye sunmak istediğimiz bakış açısı bir kere belki başka üniversitelerden bizi bir miktar ayırıyor. Yani biz İstanbul Ticaret Odası'yla hali hazırda ortak araştırma çalışmaları yürüten, kamu kurumlarıyla ortak araştırma çalışmaları yürüten, özel sektör kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüten bir yapıya sahibiz üniversite olarak. Ve bundan da en fazla faydalanan bölümlerin başında iktisat bölümü, iktisat bölümleri geliyor. Yani hem Türkçe hem İngilizce iktisat bölümleri. Dolayısıyla öğrencilerimize, yani bugün mesela bir örnek vereyim size. İstanbul Ticaret Odası'nın Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü bir dijitalleşme çalışması var. Yani KOBİ'ler nasıl dijitalleşir? Ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile çalışıyorlar. Dolayısıyla bu tip çalışmalarda yani öncelik veriliyor. Sürekli bizimle çalışıyorlar demeyeyim ama öncelik veriliyor. Yani bizde varsa, biz yapabiliyorsak bu işi, genelde sağ olsun odamız bizimle çalışmayı tercih ediyor. Şöyle söyleyeyim, çalışmada bugün 6 kişi, 6 hocamız, ya daha doğrusu 3 hoca, 3 de işte yardımcı eleman çalıştık, 6 kişi. Ve 3 hocadan zaten biri bizim mezunumuz, hani lisanstan beridir bizde okuyan bir öğrencimiz, bizde hoca oldu artık. Bir o var, 2 öğrencimiz de, biri İtalya'da yüksek lisans yapıyor, biri Rusya'da yüksek lisans yapıyor. Mesela onları da bu çalışmanın içine kattık biz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mümkün mertebe tüm akademisyenlerimiz sahayla birlikte daha öğrencilik yıllarında öğrencilerimizi bu tip çalışmaların içerisine koyup sadece teorik bir bilgiyle sınırlı kalmalarını engelleyip sahada ne oluyor? Gerçekten çünkü teori ve pratik her zaman birbiriyle örtüşmeyebiliyor. O örtüşmediği yerleri tespit edebilmek ise bilimin gelişmesi açısından önemli. Dolayısıyla önünde çok önemli bir gelişme alanı yaratmış oluyor öğrenci ve iktisatçılık, ekonomistlik hissini daha öğrencilik yıllarında biz öğrencilerimize yaşatmaya çalışıyoruz. Tabii ki bunu her öğrencimize sunabiliyor muyuz? Mümkün mertebe deniyoruz ama öne çıkan öğrenciler oluyor. Az önce size söylediğiniz gibi. Yani mesela İngilizce bilmek önemli mi? Yani bir taraftan baktığımızda Türkçe iktisat bölümü için çok önemli değilmiş gibi görünür. Ya da Türkçe eğitim aldığınızda çok önemli değilmiş gibi gözükür. Ama aslında hangi alanda okursalar okusunlar öğrenciler? Yani mühendislikte okusalar, ilahiyatta okusalar, işte hukukta okusalar. Bugün o beceri eğer eksik ise az önce söylediğim dünyanın gittiği yeri okuyabilmeleri, pratik ve teorik, işte teori ilerliyor, pratik ilerliyor. Her ikisinde de dünyanın değişik yerlerindeki deneyimleri öğrenmeleri açısından önemli. Keşke çok dil bilebilsek. Sadece İngilizce değil. Mesela Afrika'da dillerden biri Fransızca, İtalyanca konuşuluyor. Yani bunları da öğretebilsek ki dersler, biz bunları seçmeli ders olarak öğrencilerimize de veriyoruz bildiğim kadarıyla. Hani çok daha farklı bir dünyayı tanıma fırsatımız oluyor. Dolayısıyla İngilizce bu işin artık alfabesi gibi. Matematik tarafı için ise şunu söylemek isterim. Yani arkadaşlar ya da üniversite öğrencisi adaylar ya da üniversite öğrencileri matematikten hep bir öcüymüş gibi kaçıyorlar. Yani ya bu işte benim sevdiğim bir alan değil ama maalesef, yani maalesef değil aslında, ben sevdiğim için, hani benim için güzel bir şey ama onlar için söylüyorum. Maalesef her şey matematik şu anda. Yani hukuk da matematik. Eğer o matematiği çözemezseniz bugün yapay zekanın nasıl hukukta kullanılacağını anlayamazsınız. İşletme de bir matematik. Çünkü mesela ne hayal ederek geliyor işletme bölümüne öğrenciler? Şirketlerde yönetici olacaklar, öyle değil mi? Şirkette yönetici olmak sizin pazarlama kararı vermenize neden olur. İnsan kaynakları kararı vermeniz demektir. Sizin üretimde bir karar vermeniz de gerektir. Ve bütün bunları bir veriyle, bir matematikle yaparsınız. Ve bu seviyede bir matematiği bilmek sadece iktisat bölümü için değil, geldiğimiz noktada bugün dünyada her bölüm için gereklidir. Çünkü artık matematiği şöyle yapmıyoruz. Yani 10 tane işçiyi çağırıp sen ne kadar ürettin, sen ne kadar ürettin, sen ne kadar sattın diye sormuyoruz. Koca bir veri dünyası var.
Ve o veri dünyasından biz işimize yarayanları seçmek zorundayız. Bu da ancak matematik ve istatistik bilerek oluyor. Bizim avantajımız iktisat bölümünün, yani aslında öğrencilerin korktukları ama gelecekte hayatlarına çok katkı sağlayacak bir avantajları, matematik ve istatistiği bu 4 yıllık süre içerisinde yeniden öğrenme ve en kullanılabilir şekliyle öğrenme fırsatı bulabilmeleri. Yani şimdi lütfen yanlış anlamasınlar. Hani iktisat ve işletme bölümleri bu sosyal bilimlerde birbiriyle de rekabet eden iki bölümdür ama yani biz iktisatçılar matematik biliriz. Biz iktisatçılar istatistik biliriz. Biz iktisatçılar ekonometri biliriz. Dolayısıyla yani tahmin yaparken ya da karar verirken elinizde olan çok daha geniş bir veri setinden hareket edersiniz. Dolayısıyla hani bugün hala birçok üniversiteden işletmeciler, iktisatçılar mezun oluyor. Birçok üniversitede var artık bu bölümler. Ama kimler öne çıkıyor derseniz, eşitler arasında daha fazla analitik araçları kullanabilen, matematiği, istatistiği, bunlar önemli bir alanlar. Yani oturup size diferansiyel denklemi yani iş hayatında çözdürmüyorlar ama onun arka planını buralarda öğrendiğinizde, üniversitede daha öğrendiğinizde, nasıl dönüyor bu işleri, teorisini, fikrini, o araçları öğrendiğinizde çok hızlı bir şekilde iş dünyasında da önünüz açılmış oluyor. Bilmiyorum, çok uzun mu oldu? Peki, teşekkür ederim. Yok yok, gayet güzel oldu. Şimdi bunu sadece birazcık kısa isteyeceğim. Öğrencilerin soruları var, onlara da geçeceğim. Tek tek soruyorlar. Rabia Keser, Burak Güler, işte Sultan Duman. Okuyorum buradan nickname kullanmadıkları için. Birazdan soracağız arkadaşlar. Merak etmeyin hocamıza sorularınızı. Hocam müfredatta ne yapıyorsunuz? Yani şimdi müfredatta öğrenciler bir gelecek dediğimiz bir kavram var ve bu sürekli olarak değişiyor. Hayatın bir parçası bu değişim. Müfredat nasıldır? Öğrenciler geleceğe hazırlanıyorlar mı? Yani şunu soruyorum. Çıktıklarında, mezun olduğunda öğrenci, siz sahada işine yarayacak bütün argümanlar ve dokümanları veriyor musunuz? Ya da alması için bu argümanları bir saha eğitimi, bir staj, bu tarz çalışmalarınız var mı bölümde? Şöyle hızlıca söyleyeyim. Yani zaten 3 aşağı 5 yukarı birçok üniversitede iktisat bölümlerinin bakıldığında müfredatları birbirine benzer zaten. Yani dünyada da benzer. Bizim çok eksik olduğumuzu söylediğiniz bir şey yok ama biz ne yapıyoruz? İki tane farklı şeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz şu anda. Hı hı. Birincisi yapay zekanın sosyal bilimlerde kullanılmasıyla ilgili. Şu anda ders olarak koyduk. İki tane dersimiz var bununla ilgili. Ama önümüzdeki dönemde bir yan dal olarak açmayı planladığımız bir şey. Yani teknolojinin, yani bugün artık hangi mesleği yaparsak yapalım, eğer biz sıradan bir çalışan olmak istemiyorsak teknolojiyi çok iyi kullanıyor olmamız gerekiyor. Teknolojinin iktisatçılık ya da işte ekonomist olan, ekonomide farklı alanlarda çalışacak, işte bankalarda ya da finans şirketlerinde, kamu kurumlarında, uluslararası kuruluşlarda böyle hedefler koyan insanların, arkadaşlarımızın bir kere o teknolojiyi daha etkili kullanabilmeleri için gerekli zemini sunuyoruz. Bu bir. Yani o teknolojiden yararlanıyoruz. İkincisi, elimizden geldiğince geleceği anlayabilmelerine yönelik araçlar da sunuyoruz. Yani siz öğrencinin bütün hayatına dokunmakta güçlük çekebilirsiniz. Her şeyi sunamayabilirsiniz ona ama şunu öğretmeniz de önemlidir. Kendi hayatını değiştirebileceği araçları vermeniz de önemlidir. Yani esin kaynağı olmak, bir vizyon sunmak da en az sunduğunuz eğitim kadar önemli. Biz şimdi şunu yapmaya çok gayret ediyoruz. Mesela özellikle bu geçtiğimiz sene başladık buna. Avrupa Birliği ile beraber yürüttüğümüz bir çalışma var. Bu gelecek analizleri yapabilmeleri, yani sürdürülebilir kalkınma, dünyanın gittiği yer, dünya nereye gidiyor? Bunu 5 üniversiteyle yapıyoruz. Belçika, Hollanda, İspanya, Macaristan ve Türkiye'den biz varız. 5 üniversite. Öğrencilere şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bakın, size teknoloji diyorlar, size yenilik diyorlar, size mesleklerde değişim diyorlar, size bir sürü şey söylüyorlar. Ama sizin bunu kendinizin keşfetmesi önemli ve sizin bunu keşfedebilmeniz için belirli yöntemlere ihtiyacınız var. Biz bir dönem boyunca o gençleri, 20 öğrencimizi alıyoruz her dönem o derse, bu araçları anlatıyoruz. Gelecek nasıl şekillenecek? Senin geleceğin nasıl? Sen nasıl görüyorsun? Çünkü artık onlar şekillendiriyor. Ve o gençleri alıyoruz bir de. Geçen sene ilk kez uygulamasını yaptık. Bu bahsettiğim 4 ülkeden aynı şekilde dersi almış 20'şer gençle, yani toplam 100 genç Belçika'da bir araya getirdik. Şimdi eğer şartlar izin verirse, bu korona meselesi işte bir an evvel çözülürse, mesela yine
önümüzdeki yıl sonbahar döneminde açtığımız bu derste alacağımız 20 öğrenciyi bu sefer İspanya'da Bilbao'da 100 öğrenciyle 80 başka ülkelerden gelen 80 bizle beraber 100 öğrenciyle bir araya getireceğiz. Dolayısıyla biz aslında müfredatta sizin az önce sorduğunuz ve öğrencilerin de söylediği sordu. Ya ben buradan nasıl çıkacağım? Yani ne elde edeceğim? Şimdi bu soru çok ucu açık bir soru. Yani ne elde edeceksin? Ne elde etmek istediğine bağlı. Sen eğer yapay zeka, benim sana verebileceğim şey şu oluyor. Bizim gözlemlediğimiz kadarıyla o gelecekte senin işine yarayabilecek becerileri sunmak. Yapay zeka, dijitalleşme, teknoloji kullanımı, gelecek analizi, inovasyon, yenilik. Yani bu dönem bir başka hocamız mesela teknoloji ve yenilik iktisadı diye bir ders ekledi müfredata. Bunu hani standart bir teknoloji ve yenilik müfredatı gibi düşünmeyin. Aynı hocamız şu anda üniversitemizde Sanayi Politikaları Araştırma ve Uygulama Merkezimizin de müdürü. Yani o merkezde sahaya yönelik sanayi nasıl gelişir, sanayi nasıl dönüşür bunun üzerine de çalışıyor. Yani hem sahayı veriyoruz, öğreniyoruz, öğretiyoruz. Hem öğrenciyi bunun içerisine tutuyoruz. Mümkün mertebe bütün hocalar bu ilişkilerle yarattığı kaynaklarla öğrenciyi staja yönlendiriyor. Yani bizde zorunlu değil iktisat bölümlerinde staj ama biz öğrencilerimizin yaz dönemlerinde... Yapabiliyor mu? Tabii canım yani birçok konuda mesela hem İstanbul Ticaret Odası'nın desteği, hem kariyer geliştirme merkezinin desteği, hem de bizim birebir öğrencilerimize sunduğumuz, yani elimizden geldiğince tanıdığımız kurum ve kuruluşlara yönlendiriyoruz ki... Yani isteğe bağlı bir staj var. Var tabii. Yani zaten yapmalarında da fayda var. Sadece teorik, işte ben 4 yıl Harvard'da okudum demenin bir manası yok. O Harvard'da okuduğun bilgiyi ya da İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde okuduğun o bilgiyi sen kullandın mı? Nasıl kullanabileceğini öğrendin mi? Çünkü öğrenci hep şunu söylüyor. Ya çok teorik bizim işte üniversitelerimiz. Evet teorik ama teori bilmeden zaten uygulamayı göremezsin. Yani bu ikisini birleştirebilmek önemli. Yoksa bankada bir düğmeye basmanın nasıl olduğunu öğretirsiniz. Bankada düğmeye basmak hani böyle düğme bu buna basıyorsunuz falan deyip hani ya bu çok kolay yani anlatabiliyor muyum? Bunun için 4 yıl okumaya gerek yok. Peki, teşekkür ederim. Şimdi bazı öğrencilerimizin soruları var. Web sitesinden de sorular geliyor. Yavaş yavaş onlara geçeceğim. Şimdi bir öğrencimiz web sitesinden sormuş. demiş ki, hocamı daha önce de dinlemiştim. Yüksek ihtimalle bir fuarda yapmış olduğum söyleşi de dinledi. Demiş ki, pazarlama bölümü mü, iktisat mı diye sormuş. İzin verirsen bunu ben cevaplayayım. Arkadaşlar bakın pazarlama yani. Bölümü. Yok, ben cevaplayayım. Bakın pazarlama bölümünü seçerseniz kablolu kulaklık kullanırsınız. Ama iktisatçı olursanız AirPod'la konuşursunuz. İş bu kadar basit. Peki şimdi ondan da ziyade bazı arkadaşlarımız bursları sormuş. Ufacık bursları alanlar değil. Tamam, evet, ben benim bildiğim ufacık bir cevap vereyim. Arkadaşlar burslarda bu yıl bildiğiniz gibi İktisat bölümü yine %50 bursu, tam bursu olarak öğrenci alacak. Sıralamaları sormuşsunuz. Arkadaşlarım sıralamaları yazacaklar. Şu anda hatırladığım kadarıyla %100 bursumuz en son 110 binini almıştı. Şöyle ifade edeyim size. %75 burs artık bu yıl itibariyle YÖK tarafından hiçbir şekilde yok. Hiçbir üniversitede olmayacak ve hiçbir bölümde olmayacak. Kılavuzlarda göreceksiniz ama İstanbul Ticaret Üniversitesi şöyle bir şey yapacak öğrencilerine. İstanbul Ticaret Odası'nın bir üniversitesi olması sebebiyle ve İstanbul Ticaret Odası İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne ilk 5 tercih içinde tercih ederek yerleşen öğrencilerine ekstra %20'lik bir burs verecek. Bunun haricinde İstanbul Ticaret Üniversitesi'de ilk 3 tercih içinde tercih ederek yerleşen öğrencilere ekstra 400 TL nakit burs verecek. Bu ne demek? İlk 3 içinde tercih ederek yerleştiniz diyelim. İstanbul Ticaret Odası size ekstra %20, üniversite size her ay, yılda 9 ay olmak üzere okul bitene kadar 400 TL nakit burs verecek. Bunların kesilme şartları var. Lütfen web sitesini inceleyiniz. Aday öğrenci sayfasında bulabileceksiniz. Arkadaşlarım zaten yorumlar bölümüne bunların linklerini paylaşıyorlar. Ayrıca eğer anne ya da babanız İstanbul Ticaret Odası üyesi ise ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi ise bunun için de ekstra özel indirimler ve burslar sizin olabilecek. Bu konu hakkında da bilgi vermiş olalım. Peki hocam, şimdi öğrencilerin soruları var. Onlara da ben ufacık geçmek istiyorum izninle. Mesela bir öğrencimiz sormuş. Demiş ki bu bölüm için Rabia Keser sormuş. Bu bölüm için okuduğumuz üniversite ne kadar önemlidir? Cevaplarsanız sevinirim demiş. Her bölüm için olduğu kadar önemlidir. Birincisi bu. Ama çok büyük bir dünyada yaşıyoruz yani bir tarafıyla. Artık
ne yapmak istediğinizde çok ilintili. Yani her üniversitenin kendi öğrencilerine sunmaya çalıştığı özel ayrıcalıklar var. Burada bizim ama yani İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde benim yani birkaç çok uzun zamandır bu üniversitede çalışıyorum. Yurt dışında da çalıştım. Amerika'da işte çalıştım. Rusya'da çalıştım. İtalya'da okudum. En son Rusya'daydınız. Evet, en son Rusya'daydım. Yani dünyada her üniversite kendi öğrencilerine bu tip fırsatlar sunmaya çalışıyor. Bizim üniversitemizin bir avantajı şu oluyor. Ben hep bunu görüyorum. Bir, hem öğrenci sayısı açısından belirli bir sayıda tutuyoruz öğrenci kontenjanlarını. Dolayısıyla aslında koca koca bölümlerde bir sürü hocanın olduğu, bir sürü akademisyenin ve yaklaşık işte 400 bin üyesi olan bir İstanbul Ticaret Odası imkanını belirli sayıda öğrenciyle paylaşmış oluyoruz. Az önce söylediğim bütün meseleleri bu açıdan değerlendiriyoruz. Ve biz gerçekten şu imkanı buluyoruz. Yani ben hani bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Siz Harvard okuyabilirsiniz. Ama yani umursamazsanız Harvard'da okusanız bir şey değişmez. Bizde şu fırsat oluyor. Biz öğrencimizi çok yakinen tanıyabiliyoruz. Çok birlikte vakit geçirebiliyoruz. Dolayısıyla onun becerilerini, yeteneklerini nasıl geliştirebileceğimiz konusunda akademisyenler olarak ve üniversite olarak beraber zihin çalıştırıyoruz. Elimizden geldiğince bunu bulmaya çalışıyoruz ve doğru yere kanalize etmeye çalışıyoruz. Az önce bir örneğini verdim. Yani şu an son bir yıl içerisinde dört öğrenciyi, son iki yıl içerisinde dört öğrenciyi yüksek lisansa yurt dışına göndermişiz mesela. Bunlar bu öğrencilerimiz akademisyen olmak isteyen ve gerçekten hani uluslararası standartlarda yetişmiş öğrencilerdi. Şu anda işte iki tanesi İtalya'da, bir tanesi İspanya'da, bir tanesi Rusya'da. Elimizden geldiğince önünü açıyoruz. Ama dediğim gibi yani yurt dışı ile ilgili bir şey yapacaksanız zaten sınırın öbür yakasına geçtiğinizde bütün üniversitelerin adı Türk üniversiteleri oluyor. Yani yurt içinde bir şey yapacaksanız elbette tabii ki marka üniversiteler olduğu yani ülkemizde bir yerde çok tercih edildiği söylenen üniversiteler ki ben hani bir tanesinde de derse gidiyorum dışarıdan hoca olarak. Şöyle düşünün. Hani bu da bir avantaj. Yani ben kendim için değil ama diğer hocalardan da biliyorum. Marka üniversite dediğimiz üniversitelerden birinde 3 saat derse girip oradaki öğrencilerle 3 saat vakit geçiriyorsunuz. Ama mesainizin geri kalan 4 gününde kendi öğrenci yani kendi üniversiteniz, kadrolu olduğunuz üniversitenin öğrencileriyle çalışıyorsunuz. Yani bu da bir başka bir fırsat. Dolayısıyla biz elimizden geldiğince üniversitemizi de o marka üniversiteler arasında taşımak için çaba sarf ediyoruz. Ama ne işe yarıyor? Yani marka üniversite mezunu olmak hani iktisat bölümü için çok anlamlı mı derseniz öyle insanlarla tanıştım ki hani o üniversiteden mezun olduğunu duyduğunuzda böyle bir nasıl yani falan dersiniz. Çünkü kendilerini çok iyi yetiştirebilecekleri bir alan. İktisat çok açık bir alan. Yani çok öne çıkabilirsiniz hızlı bir şekilde. Nereden mezun olduğunuzdan da çok bağımsızdır bu bir yerden sonra. Peki. Çok teşekkür ederim. Demiş ki Gökhan Kurtoğlu bir lise son sınıf öğrencisi muhasebe okuyan bir kişi iktisat bölümünü neden seçmeli demiş. Ama buna kısa almam lazım cevabı çünkü çok fazla soru var. Tamam, muhasebeden kurtulmak için. Ya muhasebe tabii çok önemli. Uzun zaman aslında muhasebe bilen birinin iktisatta daha kolay okuyabileceğini söyleyebilirim. Yani bizim yaptığımız şey de aslında hem makroda hem mikroda hem finansta bir muhasebe işidir bir tarafıyla. Yani iyi muhasebe bilmek iyi iktisatçı olmak için önemli bir kriterdir. Dolayısıyla hazır orayı geliştirmişken üzerine çok basit çok kısa bir şey söyleyebilirim. Çok soru var biliyorum ama tabii, psikoloji diye bir şey vardır. Pozitif psikoloji şunu söyler. Yani zayıflıklarınızı iyileştirmekle uğraşmak yerine güçlü olduğunuz yanlardan sivrilmeye devam ediniz der. Dolayısıyla mesela muhasebede güçlü bir tarafın var. Bunun üzerine iktisat eklemen sana fayda sağlar. Kısa oldu bence. Peki, teşekkür ederim. Arkadaşlar bölümün geleceği ve yapılacak işlerle alakalı sorularınızı görüyorum. Merak etmeyin, bir 5-10 dakika içinde soracağım. Israrlı bir şekilde soruyorsunuz haklı olarak. Bölümün geleceği. Bölümün geleceği ve aynı zamanda bu bölümle alakalı. Sultan Duman şöyle sormuş, tam burs olarak kazandık diyelim. Diğer öğrencilerden bir eksiğiniz olacak mı? Arkadaşlar İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin böyle bir eşitlik ilkesi var. Tam burslu ya da herhangi bir şekilde ücretli ya da %25 burslu gibi bir ayrımı ne hocalar arasında ne de öğrenciler arasında olmaz. Serdar, bir şey söyleyebilir miyim? Kestim, tabii. Özür dilerim. Estağfurullah. Ben yani 2013'ten beridir derse giriyorum. İnan bana hangi öğrencim burslu, hangisi burssuz, hangisi tam, hangisi yarım
Gerçekten hiçbir tanesinin bile bu noktada ne, yani nasıl bir üniversiteye girişi olur. Çünkü şöyle şunu unutmasınlar. Siz üniversiteye girdiğiniz andan itibaren artık yeni bir dünyadasınız. Ondan öncesinde öğrendikleriniz sizinle beraber geliyor ve biz sizi orada değerlendirmeye başlıyoruz. Yoksa üniversite sınavında kimin kaç aldığı, kimin çok puan aldığından ziyade artık ben derse girdiğimde kim daha ilgili, kim daha çok çalışıyor, kim daha çok uğraşıyor, kim daha çok meraklı, buna bakıyoruz. Yani benim biz hocalar için, ben bunu net söyleyebilirim, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin %100'ü için söyleyebilirim bunu. Biz bilmeyiz yani hangi öğrencinin ne bursu var. Önümüzdeki herhangi bir listede de gözüktüğünü yani bilmiyorum, yani varsa da. Yani ben bilmiyorum. Yani şunu söyleyebiliriz. İyi ya da kötü herhangi bir ayrım sebebi almış olduğunuz burs İyi. Değil. Tamamen aklınız ve oradaki çabanız. Yapmış olduğunuz çalışmalar ve çabanız bizim için değerli dedi hocamız. Üniversitenizde iktisat bölümü iktisat fakültesinde mi yoksa işletme fakültesinde mi diye sormuş nickname'li bir arkadaşımız. İşletme fakültesinde diye hızlıca ben cevap vereyim. Gelecekle ilgili dediğim gibi arkadaşlar konuşacağız. Onları orada bir birazdan mevzi kaybettik. Tekrar... Orada bir mevzi kaybettik. Yalan yok. Peki. arkadaşlar çok ısrarlı bir şekilde doğru söylüyorsunuz. Geleceğini merak ediyorsunuz. Çok inanılmaz bir gelecek ve ne çalışması diye soruyorlar. O yüzden hocam ısrara dayanamayacağım. Ben de cevap soruyorum şimdi size. Öğrenciler iktisat bölümünden mezun olduğunda nasıl alanlarda ve hangi unvanlarda çalışırlar? Ve bir öğrencimizin sorusu vardı. Nereye kadar yükselebilir diye. Ve buyurun. Sondan başlayayım. Nereye kadar yükselebilir? Cumhurbaşkanı olabilir yani. Hani bir taraftan bakıldığında. Öyle değil mi? Yani bugün bizim ülkemizde... Zeka dolu sorular, evet. Ha, yani işte birçok ülkenin yöneticilerine de dönüp baktığımızda... Buna bir engel yok çünkü. Yani bölüm o olamaz, bu olamaz demiyoruz sonuçta. Başka bir şey, evet. Ama yani iyi yetişmiş bir iktisatçı genellikle çok üst düzey yönetici pozisyonuna gelebilir şirketlerde, kurumlarda. Bu çok normaldir. Yani ama iyi yetişmiş. Bakın buradaki mesele şu aslında. Geleceği açısından sorulan soru şöyle. Türkiye'de maalesef şu an ihtiyaç fazlası bölüm var. Yani iktisat ve işletme alanlarında hemen hemen her üniversitede neredeyse benim bildiğim kadarıyla 5-6 tanesi hariç özür diliyorum. Hepsinde bu bölüm var. Dolayısıyla çok fazla şeyi var. Mezunu var. Ama ülkede üretilen iş miktarı yine Türkiye'nin son özellikle 3-4 senelik iktisat yani ekonomi performansına dönüp baktığımızda ülkede üretilen iş miktarı maalesef öğrencinin mezun olan öğrenci sayısı kadar değil. Dolayısıyla burada bir işsizlik ortaya çıkıyor. Yani iktisat bölümü mezunu. Ama şu var. Bütün dünya değişiyor ve iş yapıları değişiyor. Dolayısıyla burada hangi mesleği okursanız okuyun. Yani bugün Türkiye'nin genç nüfusuna baktığınız zaman mühendis sayısı da fazla. Hukukçu sayısı da fazla. Eczacı sayısı da fazla. Doktor sayısı da fazla. Yani her şey artık fazla. Çünkü genç nüfus çok. Yani bir şekilde üniversitelerden mezun oluyor. Buradaki mesele hangi bölümü okursak okuyalım zaten değişik bir şey yapabilmek. Farklı bir beceri elde edebilmek. Bu da şudur. Bir kere işte az önce söylediğiniz geleceğin yapılanmasında en iyi biz yani en çok biz kafa yorarız buna. Yani geleceğin meslekleri ne olacağı iktisatçılar yazar. Gelecekte hangi beceriler öne çıkacak? Yani öne çıkacak meslekler tanımı üzerinden iktisatçılar söyler. Yani bizim gelecekle ilgili daha fazla fikrimiz ve kafa yormamız söz konusu olur. Yani vakti işimiz midir çünkü temelde? Hani mühendisler de bilir elbette, doktorlar da bilir, başkaları da bilir ama bizim işimiz bu. Biz bunu analiz ederiz. Dolayısıyla burada hangi alanda çalışmak istiyorsa iktisatta, ben uluslararası bir kuruluşta çalışmak istiyorum. İşte Dünya Bankası'nda, Uluslararası Para Fonu'nda, IMF'de ya da ben bir üniversitede akademisyen olmak istiyorum. Ya da ben kamu kurumlarında planlamacı olayım. Yani şu an bütün bakanlıklarda iktisatçılar çalışır. Buradaki zorluk ya da bütün kuruluşlarda, şirketlerde mutlaka bir iktisatçıya denk gelirsiniz. Buradaki mesele şudur. Bir, sizi diğerlerinden ayırt edecek becerilere sahip olabilmeniz. İki, bunu öğrencilik yıllarından itibaren deneyimlemeniz. Dolayısıyla yani iktisat bölümünün geleceği, eczacılık bölümünün geleceğinden çok farklı değildir. İktisat bölümünün geleceği aslında tıp doktorluğunun geleceğinden çok farklı değildir.
Çünkü yarın bir gün bunu da tartışmaya başlayacağız. Yani biliyorsunuz işte YÖK en son taban puanlar getirmeye başladı. Niye? Çünkü bir sürü insan doktor olmaya başladı. Bir sürü insan avukat olmaya başladı. Yani bir sürü insan mühendis olmaya başladı. Dolayısıyla bu arzı kontrol etmek istedi. Şimdi bizde bu kontrol yok. Bu bir fırsat mıdır? Zayıflık mıdır? Birileri için zayıflık gözükebilir, birileri için fırsat. Çünkü bir şey çoksa onun içinde parlayabilecek gibi becerileri elde ettiğinizde çok kıymetli hale gelirsiniz. Yani çok iktisatçı vardır ülkede ama siz bir şeyi başka türlü yapıyorsunuz ve sizi öne çıkarır. Bu bir çabadır yani. Bir mücadeledir. Maalesef şöyle bir algı var. Ben üniversite okudum, mezun oldum ve her şey hazır olacak. Bu bir şey maalesef. Yani keşke öyle olsa. Benim hayal ettiğim dünya bir iktisatçı olarak böyle bir dünya. İnsanların sırf yurttaşı oldukları için bir ülkede gelir elde edebilmeleri, hayatlarını devam ettirebilecek standarda sahip olabilmeleri. Bu benim hayalim ama kaynaklarımız maalesef bizim bunu sunmamıza izin vermiyor. Dolayısıyla rekabet var ve bu rekabetin içerisinde öğrencilerin o kalabalıkta fark edilebilir hale gelebilecek çabayı sarf etmeleri. Biz üniversitede şunu yapmaya çalışıyoruz. Yani bu fark edilebilir özellikleri standart sunmaya çalışıyoruz. Bir yerden sonra artık öğrenciye kalıyor. Sen İngilizce bilmiyorsan mühendis olsan da bir şey değişmiyor. Sen matematik bilmiyorsan eczacı olsan da bir şey değişmiyor. Eninde sonunda muhasebesini yapman lazım oranı. Doktor olsan da bir şey değişmiyor. Kaç yani tıp dediğiniz şey de bir matematiktir. Nereden kaç milimetre neyi göreceksin, neyi keseceksin, nasıl iyileştireceksin? Denklemdir yani. Hayatın kendisi böyledir. Dolayısıyla burada biz şu girdiği sağlıyoruz. Farklılaşabileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz, yetiştirebileceğiniz, sahayı tanıyabileceğiniz, bizi tanıyabileceğiniz bir hayat hikayesini sunuyoruz. Ama bu hikayeyi sen yazmayacaksan, öyle değil mi? Yani o hikayenin bir aktörü haline gelmeyeceksen, sen kendi kendine buna çaba sarf etmeyeceksen, ben sana ne istersem yapayım bir şey değişmiyor. Doğru. Bir öğrencimizin işletme fakültesinde iktisat okumanın bir dezavantajı var mıdır? Arkadaşlar, onu sorayım. İşletme fakültesinde iktisat öğretmenin dezavantajı varsa o kadar dezavantajı vardır. Yani yok, doğru. Niye olsun? Arkadaşlar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme fakültesiyle aynı şeydir. Herhangi bir şekilde ayrım ya da herhangi bir şekilde bir dezavantaj söz konusu değil. Sadece bir isim farklı. İşte Oğuz Hoca'nın adı Oğuz, benim Serdar ama ikimizin de insan olması gibi bir durum söz konusu. İşletme fakültesinde işletme okumanın avantajı ne olabilir? Bir de tersten soralım mesela. Aynen. Hocam, öğrenciler çok haklı bunları sormakta. Çünkü tabii, o kadar çok şey dinliyorlar ve o kadar çok şeyle bazı öğrenciler de o kadar çok irdeleyerek tercih yapıyor ki sonra karşıma herhangi bir sürpriz çıkmasın diye. Kesinlikle. Şimdi web sitemizden gelen bir soru var. Web sitemizden gelen soru şu. Diyor ki öğrenci, ben iktisat okudum ve mezun olduğumu varsayalım. Borsada çalışabilir miyim? Bu konuda bir eğitim veriyor musunuz? Bizim mesela bir borsa BIST Lab'ımız var. Borsa İstanbul Laboratuvarı. Özellikle finans eğitimlerini vesaireyi oradan yapıldığını biliyoruz. Bizim seçmeli ders gamımız çok geniş bir gamda seçmeli ders alabiliyor öğrenciler. Mesela o laboratuvarda, yani birebir BIST'teki, yani Borsa İstanbul'daki mekanizmayı kullanan, programları kullanan o laboratuvardaki BIST, yani Borsa İstanbul desteğiyle açıldı orası. O dersleri alabiliyorlar. Ben finansçı değilim. Dolayısıyla oralara çok ilgim hani hiçbir zaman çok olmadı ama o laboratuvarda derslerin yapıldığını görüyorum. Evet, mesela şu an sen paylaştın. Vay, çok havalıymış. Ben de mesela ne paylaşabilirim arkada? En fazla balkonu paylaştık. Mesela çok yani ben yok, görünsün en azından şöyle. Evet. Bu laboratuvar öğrencilerin kullanabildiği, derslerin yapıldığı laboratuvar. Ayrıca sürekli eğitim merkezinde ekstra sertifika programları da yapılıyor bildiğim kadarıyla finansla ilgili. Ya bu şöyle bir şey, yani imkanı biz sunuyoruz zaten. İstanbul Ticaret Üniversitesi bir sosyal sorumluluk projesi üniversite. Yani İstanbul Ticaret Odası'nın projesi. Dolayısıyla imkan sunma konusunda inanılmaz cömert bir üniversiteden bahsediyoruz. Yani derdi öncelikli olarak gerçekten eğitimin kalitesi ve öğrencisinin geleceği. Yani %100 başarı sağlanabilir mi? Bunu söylesem zaten bana yalancı demeniz gerekir. Öyle bir şey yok. Yani içinde başarılı olduğumuz arkadaşlarımız oldu. Çok iyi yerlere gidenler oldu. Beceremeyenler de oldu ama biz hepsini o standardı sunmaya çalıştık. Fark onların o standardı nasıl kullandığında değişiyor.
Peki, bana çok teşekkür ederim. Öğrenciler şimdi. Yok yok, size kızmazlar, merak etmeyin. Arkadaşlar, başka noktalardan sorulan sorular da var. Hocamızla şu anda iktisat konuşuyoruz. Uluslararası ticaret bölümü var mı diyen arkadaşlar var. Var. Hatta web sitemiz aday öğrenci sayfasından YKS TV tarafına bakarsanız uluslararası ticaret bölümüyle de bir seminerimiz olacak. Daha sonrasında az önce uluslararası ilişkiler bölümünü soran bir arkadaşımız var. Onlarla da olacak. O yayınları izlerseniz çok daha iyi olacaktır, ama hocamızın bir görüşü hep olur ama yanlı bir görüş olacaktır. İktisat seçin diyecek. Çünkü o inanılmaz seviyor. Hocam, sizin bu konuda hatta bir hikayeniz vardı. Siz neden tercih etmiştiniz? Biraz öğrencilere de örnek olması açısından bundan da bir bahsedelim mi? Hatta bir başka bir bölüm tercih ediyordunuz, az daha sonra döndünüz. Evet. Yok, dönmedim aslında. Beni döndürdüler. Buradan hala mesela bir lisede sınıf arkadaşım, hala da görüşürüz. Ne zaman mesela böyle televizyonda falan bir yerde gözüksem işte WhatsApp'tan yazar bana. Oğlum, seni ben yarattım falan diye. Böyle bir hikayesi var bunun. Haklı. kimseye yedirmem diye. Şöyle, ben aslında benim annem ve babam öğretmen. Ben Amasya Anadolu Lisesi mezunuyum. O yıllar biraz daha iyiydi galiba, hani üniversite kazanabilmek bağlamında falan. Böyle iyiydi, bir de şeyim de vardı yani, 5-6 bin civarı bir yerdeydim. Tercihleri yaptım ben. İlk 4 tercihim şeydi, işte İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği. Özür dilerim, ilk 4 tercihim babamın biraz da iteklemesiyle tıptı. Yani ben doktorluk okuyacaktım aslında. İşte çapa tıp, cerrahpaşa tıp. Yani yanlış hatırlamıyorsam ben ya cerrahpaşa tıpa giriyordum ya Hacettepe tıpa giriyordum. Yani o günkü puanlarla bakınca. Yolda giderken tercihleri biz o zaman teslim ediyorduk üniversite okuduğumuz liseye. Yolda giderken bu arkadaşla karşılaştım. İşte o sene eşit ağırlıkçılar, sayısalcılar eşit ağırlık tercih yapabiliyorlardı puan kaybı olmaksızın. Ben o gruptanım. 99 senesinde üniversiteye girdim. Ne yaptın dedi. Yaptım abi tercihleri, galiba tıp okuyacağım. Sonunda da 2-3 tane mühendislik vardı, işte endüstri mühendisliği. Ya oğlum dedi, misin sen bak dedi, iktisat işletme oku, şey gibi, şeker gibi, bankada müfettiş, oradan oraya, oradan oraya, en son bir yerde kesin genel müdür bir şey olursun sen, zaten önün açık olur, sen güzel işletme iktisat okusana dedi. Galiba o arkadaş o sene ülkede birçok kişinin önünü çevirmiş ki böyle bir puanlar iktisat işletmede uçtu. Yani ben, hocam kendisi doktor mu şu anda? Yok, mimar oldum adil. Yani şimdi ama ya bu salgın döneminde söyledim ben bunu. Yani gerçekten salgın döneminde sağlık çalışanlarının emeğini, katkısını görünce keşke tıp okusaydım dediğim an oldu, ama hayatımda iyi ki o yolda tercihlerim değiştirilmiş. Hatta onunla ilgili komik de bir hikaye var. Babama ilk 4 tercihi tıp gösterip işte son 4'ü ölü tercih yapmıştım onları. Yıllarca babam benimle bir tıp bile kazanamadı, bu herif çok zekidir diye dalga geçti. En son yıllar sonra babama durumu izah ettiğimde yani, neyse boşu, ben seninle bunu yok sayıp hala bu şekilde dalga geçmeye devam edeceğim dedi. O da güzelmiş. Ama hiçbir gün bile pişman olmadım. Yani çok mesleğimi çok seviyorum. İktisat okumuş olmayı, akademisyenliği çok seviyorum. Yani bugün dünyada ne olup ne bittiğini anlamama yardımcı olacak araçları kazandırmış bir bilim alanı. Yani ne oluyor etrafımızda, nereye gidiyoruz sorusunu yanıtlamak için. Güncel bir alan. Evet, çok güncel, çok okumamız gereken, çok tarihle çok iç içe, gelecekle çok iç içe, matematikle çok iç içe. Yani bu sizi korkutmasın, bu kötü bir şey değil. Başkalarından öne çıkartan bir matematikten bahsediyoruz. Verilerle çok iç içe. Gerçek, yani ben çıkıp kasıtlı olarak bir şey yanlış söyleyemem. Elimdeki veri belli. Enflasyon Türkiye'de %12 ise 12'dir. Yani anlatabiliyor muyum? Yüksekse yüksektir. Hani bir şey yapamam buna. Dolayısıyla objektif tarafları fazla olan ama insanın dünya görüşüyle de çok şekillendirebileceği, dünya görüşünü çok besleyebilecek bir alan. Sadece bir meslek olarak değil, yaşantıma da kalite katan bir bilim alanı oldu benim için. Peki. Hocam, son, artık zamanımız bitiyor. Ağzınıza sağlık. 45 dakika geçti bu arada. Siz de fark etmediniz ama öğrencilerimize detaylı bir şekilde sorularını da sormaya devam ediyorlar. Web sitesinden gelmiş yine bir soru. Demiş ki öğrencimiz, her şeyi konuştunuz. Tamam hocam, her şeyi de cevapladı. Ekonomi eşittir para. Biz ne kadar maaş alacağız? Bu kadar ekonomiyle ilgileniliyorsa
Biz ne kadar kazanacağız demişler. Şimdi benim kazandığımı soruyorsan başka, senin kazandığını soruyorsan. Hocam sizinkini sormuyoruz. Sizinkini sorunca ekran dolarlarla kaplı olur. O yüzden biz sizinkini sormuyoruz. Normal mezun olan bir öğrencimizin gelir hayatı nasıl başlar ve nasıl devam ediyor. Şimdi şöyle arkadaşlar, maalesef dediğim gibi Türkiye'de şartlar çok iyi değil. Mezun olduğunuzda eğer siz iyi yetişmiş biriyseniz, kendinize gerçekten farklılık katmışsanız, bir örnek vereyim ya, çok güzel bir örnektir bu. Bizim mezunumuz yine İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde benim ilk öğrencilerimden biri. Endüstri mühendisliği ile birlikte çift anadal programı yaptı. Herkes yaparken ya sen deli misin, mühendislik nasıl olacak falan diyordu. Ben de aferin oğlum devam et demiştim. Şu an ikisi, yani ilk çalışmaya başladığında rakam istiyorlarsa rakam vereyim, biliyorum çünkü. 4500 lira maaş alıyor. Ve bir sene geçtikten sonra, yani bir sene geçti, hemen şeye döndü. Bir ilerledi. Şu an yanılmıyorsam 6000 lira civarı bir para alıyor. Ve önü çok açık. Çünkü hem iktisatçı hem endüstri mühendisi, hem sosyal beceriler hem sayısal beceriler çok geçmiş. Aynı kurumda çalışan bir başka öğrencimiz yine yani ona yakın maaş alıyordu ama mesela öbürü daha hızlı ilerliyor şu an. Tam o noktada güzel bir şeyle değindiğiniz için kısaca böldüm, sonra devam ettireceğim. 2300 lira asgari ücretle çalışan mezunumuz da var. Yani anlatabiliyor muyum? Bu da var. Bunu sizden gizlemem. Siz 6000 lira maaş alacaksınız demem. İşsiz olan öğrencimiz de kalabilir. Biz tek tek, inanın bana, tek tek hepsini, ben iktisat bölümü için bunu söyleyebilirim, hepsini takip etmeye çalışıyoruz. Yani ne yapmış, iş çalışıyor mu, işe girmesi için yardımcı olabilir miyiz, bir yerde bir iş pozisyonu var mı, görüşmeye gönderebilir. Biz gerçekten çok uğraşıyoruz. Ama yani o üniversitedeki 4 yıl o kadar önemli ki, o 4 yılda sen bir şey yapamadıysan benim hatırıma seni kimse işe almıyor. Çünkü çok adam. Çok teşekkürler. Şimdi bu noktada hocamız güzel bir şey söyledi. İktisat bölümüyle endüstri mühendisliğin çift anadal yapan diye söyledi. Arkadaşlar hukuk üniversitede var, psikoloji çap imkanı mevcut. 3.25 üzeri ortalama yaptığınızda %100 burslu olarak çift anadal yapabiliyorsunuz. 3.25 altı ortalamalarda da kendi bursunuzla istemiş olduğunuz bölümde çap yapabiliyorsunuz. Yani çift anadal yapabiliyorsunuz. Bununla beraber kariyer imkanlarından soruyorsunuz. İlk başladığımızda konuşmuştuk, kaçırdınız yüksek ihtimalle. Staj noktasında şöyle kariyer.ticaret.edu.tr sayfasında lütfen girip inceleyin. Orada hem üniversitemizin mezunlarına hem de öğrencilerine sunmuş oldukları staj ve iş ilanlarını görebileceksiniz aktif olarak. Ayrıca hocamızın da zaten söylemiş oldukları açık, çok ciddi ve açık konuşuyor zaten. Dikkat edin. Diyor ki bununla da alan var ama şartları bu. Ama bu maaşı da alan var çünkü şartı buydu diye belirtiyor. Mesela bir yıldan uzun süredir işsiz kaldığını hatırladığım bir öğrencimiz yok yani. Mesela hani ben ara ara takip ediyorum. Mesela şu an bir öğrencimizin daha yeni aklıma, o da Almanya'da mesela yüksek lisansa gitti. Hani İstanbul Ticaret Üniversitesi mezunlarının son yıllarda yurt dışı üniversitelerden kabul alması da daha artmaya başladı. Ben bizzat uğraştığımı biliyorum yani. Diğer hocalarımız da aynı şekilde. Biz elimizden geldiğince bunun önünü açmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. İlayda demiş ki hocam saatlerce konuşsanız dinlerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Duyan da ağzınıza sağlık, çok çok teşekkür ediyoruz diye bizlere teşekkür etmişler. İyi yayınlar dileyenler var. Hocam 5.30'a 10 var. Birazdan diğer yayın tarafıyla başlayacaklar yüksek ihtimalle. Biz yavaş yavaş bitirmemiz gerekiyor. Biz kaçar gençler. Aynen, biz kaçar gibi bir durum söz konusu. Öğrencilere söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Buyurun. Çok net bir şekilde, bilmiyorum bu doğru mudur ama benim e-mail, yani bizim hocalarımızın hepsinin e-mail adresleri bildiğim kadarıyla üniversitemizin internet sitesinde var. Herhangi bir konuda çekinmeden, sosyal medyadan da, elektronik postayla da her zaman eğer kafalarına takılan bir soru varsa, önemli olan onların doğru karar vermeleri, kendileri için iyi olanı, sevdikleri alanda okuyabilmeleri. Dolayısıyla yani geldim ben iktisat hoca dedi ama falan işte memnun değilim durumuna düşmemeleri. Bu en üzüldüğümüz konu oluyor. Çok zor oluyor motive etmek öğrenciyi o saatten sonra. Ne zaman isterlerse, ne sormak isterlerse ben şahsen yani kendi sosyal medyadan hem e-mail adresime gelen her maili cevaplamaya çalışıyorum. Üniversitenin internet sitesinde odemir@ticaret.edu.tr. Varsa aklınıza takılan bir şey son güne, son ana kadar
Çok bekletmem sizi. Bir dakika, yani bir 10 dakikadan, yarım saatten daha uzun bir süre mail cevaplamadım olmadı. Her zaman hazırız. İktisat ve yani dönüp başka, yani böyle deyince çünkü saçma sapan sorular da geliyor ama İktisat bölümü, İngilizce İktisat bölümüyle ilgili sormak istediğiniz her soruya cevap vereceğim. Yoksa ödevlere, bilmem nelere cevap vermiyorum. Onu açık söyleyeyim. Arkadaşlar, hocamızın Instagram hesabında çok aktif bir kullanımı var. Twitter'da da aynı şekilde. Oralardan da takip edebilirsiniz. Bizim YouTube kanalımızda takipte kalın lütfen. Diğer programları da inceleyebilmeniz için. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza ben sağlık. Teşekkür ederim. Görüyorsunuz sadece kendi öğrencisine değil, sizlerin de soruları için mailini çok açık bir şekilde paylaştı. Oradan sorularınız varsa ekstra da sorabilirsiniz. Arkadaşlar, bugün YKS TV kanalımızda İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat İngilizce Bölümü doktor öğretim üyesi Oğuz Demir hocamızla görüştük. Yüksek ihtimal akşam ya da yarın akşam Fox TV'de ya da başka bir kanalda ekonomi yorum yaparken kendisini bulabilirsiniz. Şimdi direkt size yayın yaptı. Bugünlük bu kadar diyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hocam, yüz yüze görüşmek üzere en yakın zamanda inşallah. Bu salgın süreci bittikten sonra. Herkese iyi günler ve sağlıklı günler dileriz.